Değerli Okuruyorum takipçileri, bu videomuzda yaz tatilinde keyifle okuyabileceğimiz 7 kitap hakkında konuşacağız. Kanalımızın ana konusu zaten kitaplar. Yıl boyunca, hatta yıllardır bunu yapıyoruz. Fakat ilmi kitapları, felsefi kitapları, derinliği olan kitapları bolca konuşmaya çalışıyoruz. Fakat yaz tatili yaklaştığı zaman bununla ilgili farklı boyutlarda kitaplar tanıtmaya çalışıyoruz. O da... Yaz tatilinde bizi zihnen dinlendirecek fakat boş iş olmayacak şekilde bizi aynı zamanda geliştirebilecek tarzda kitaplar. Bu iki noktayı birleştirebilecek olan kitap listeleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bu yaz tatilinde de ki bizim öğretmenler olarak bir hafta sonra başlayacağımız, bir temmuz itibariyle başlayacağımız yaz tatilinde de böyle okuma listelerine ihtiyacımız olacak. Dilerseniz hemen bu 7 kitabın ilkiyle başlayalım. Birinci kitap Güray Süngü'nün İnsanın Acayip Kısa Tarihi isimli romanı. Ketebe'den çıkmış. Güray Süngü'nün dili zaten benim çok hoşuma gidiyor. Diğer kitaplarında, denemelerinde de, öykülerinde de çok beğenerek okuduğum bir yazar. İnsanın acayip tarihinde de bir modernizm eleştirisini çok güzel bir roman kurgusuyla veriyor. Aslında kitabı başından sonuna kadar okuduğunuz zaman okuyucu, okuyucuyla nasıl oynadığını, nasıl anlatmak istediği fikri derinlemesine, metnine işlediğini, aslında roman değil, bir fikri okuyucuya aktardığını görüyorsunuz. Kitabı, romanı ikiye ayırabiliyorum, ayırabiliriz diye düşünüyorum. Birincisinde sanki konuya çok fazla girmiyormuş gibi, başka şeylerden bahsediyormuş gibi bir bölümü var. Orada okuyucuyu makaraya sardığını ben söyleyebilirim. Daha sonra o makarayı salacak çünkü. Romanın ikinci yarısından sonra da yavaş yavaş filmi geriye sararak yani Romanın ilk yarısına kadar getirmiş olduğu kısmı geriye doğru işleterek çok güzel bir yerde bağlıyor kitabın isminin boşuna verilmediğini kitabın sonunda anlıyorsunuz çok fazla uzatmak istemiyorum bu tarz kitaplarla ilgili müstakil videolar çekilebilir bunların üzerinde Ayrıca konuşulabilir bu insanın acayip kısa tarihi kitabı romanı birinci kitap olarak listemizde yer alsın. İkincisi Halil Solak'ın Kitap Sevenler Cemiyeti... isimli kit e, kitabı, denemesi de diyebiliriz bunu. Buna Kütüphaneler, Aşklar ve Tesadüfler diye... bir de alt başlık açmış. E, kitapta... E, ana konu kitap sevenler yani kitaplar... ve kitabı seven kişiler. Bunlarla ilgili bazı kısa öyküler de... E, vermiş yani bu konuyla ilgili. E, kitapta bol bol... E, fotoğraflar da yer alıyor. Yani bu okumak, yazmak ve kitap sevmekle ilgili birçok kitap var. Benim kütüphanemin bir köşesi de, daha doğrusu bir rafı da bu konuya ayrılmış. Fakat bu kitap sevenler cemiyeti kitabı onların içerisinde ayrı bir yerde duruyor benim gözümde. Hem dünya edebiyatından hem bizim tarihimizden, kitapla iç içe olan insanların hayatlarından anekdotlarla, kütüphanelerin tarih boyunca özellikleriyle ilgili birçok bilgiyi çok güzel bir kurguyla vermiş. Yani bu tarz kitapları yazanlar genelde Batı'dan besleniyorlar maalesef bizden beslenenler de var ama bu kitaba ayrıca bir parantez açmak lazım mesela sayfayı açtığımda hemen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir kitabından bahsettiğini görüyorum yani eğer kitabı, kitapları, kitap okumayı, kütüphaneleri ve bu bahsettiğim köşe taşlarının etrafında şekillenen hayatlardan anekdotları Merak ediyorsanız, bunlar hakkında okumalar yapmayı seviyorsanız, kitap sevenler cemiyeti kitabı da Halil Solak'ın tavsiye edilebilecek, bu yaz okunabilecek güzel bir kitabı. Üçüncü kitap Gökhan Ergör'ün İnsaniyet Namına isimli kitabı. Bu kitapta bir deneme olarak kabul edilebilir, küçük kısa yazılardan oluşmuş. İki bölüm, birinci bölüme yara, ikinci bölüme şifa demiş. Yani kitabın içerisinde bol bol aforizma var. Modern hayat eleştirisi var. Ve bu eleştirileri de çok güzel bir dille yazmış olduğu yazıları var. Sayfa Bir sayfayı rastgele açtım. Şiire Sığmayan Evler diye başlık atmış. Orada altını çizdiğim bir bölüm var mesela. Duyduğum şu repliği defterime yazmıştım. İnsan yoksullaştıkça daha az yer kaplar diyerek bir sayfa sonra da insan büyüdükçe hatıraları küçülür. Yaşamak dediğimiz kılıç herkesi başka türlü keser diyerek aralara serpiştirmiş olduğu çok güzel vurucu bir kenara yazmalık sözlerle örülmüş olan kısa yazıları var. İnsaniyet Namına kitabında bu Gökhan Ergür'ün zevkli okunabilecek deneme kitabında bu da bizim üçüncü kitabımız olsun. Dördüncü kitap bir roman çok meşhur olan kitap sevenler arasında da ismi çokça konuşulan bir kitap. İhsan Oktay Anar'ın "Puslu Kıtalar Atlası" isimli romanı. Bu kitap aslında diğerlerinin arasında belki bu yaz okunmak için en fazla vakit ayrılması gereken roman olabilir diğerlerinin arasında. Bunu övmek için söylüyorum yani okuması çok zor diye söylemiyorum. Güzel bir kurgunun içerisinde ki güzel derken gayet geniş bir perspektifte örülmüş, biraz dağınık bile kabul edilebilecek bir kurgunun içerisinde. İhsan Oktay Anar çok fazla bilgi vermiş. Yani bu romanı yazarken denizciliği, Osmanlıyı ve daha birçok şeyi Osmanlı'da sokak hayatını veya çok küçük ayrıntıları derinlemesine araştırıp romanının içerisine yerleştirmiş, boca etmiş gibi duruyor sanki ama bu iyi anlamda söylüyorum. Yani çokça şey öğrendiğiniz, genel kültüre dair, tarihe dair çokça şey öğrendiğiniz. Aynı zamanda roman okuduğunuz güzel insanın zihnini de alıp götüren bir roman, Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar'ın bu dördüncü kitap, bu yaz okunabilecek olan beşinci kitap, eskilerden bir kitap olsun, yani yeni basılmış bir kitap değil, İskender Pala'nın iki dirhem bir çekirdek kitabı. Bu kitabı okumadıysanız, bu yaz bu kitabı okumak yazınız olsun diye tavsiye edebilirim. Hikayeleriyle deyimlerimiz kitabı. Piyasada bununla ilgili yani ilkokul seviyesinden yetişkinlere kadar birçok kitap bulabilirsiniz hikayelerle deyimlerimiz konusunda. Fakat bu işin bana sorarsanız edebi anlamda en güzel örneğini ve o yolu açacak şekilde de ilk örneğini İskender Pala bu kitapta yapmıştı. 2000'li yılların başında okuduğumu, aldığımı hatırlıyorum. Bu kitabın baskı yılının da kaç olduğuna bakayım. Birinci basım Kasım 2000'miş. Adından da anlaşılacağı gibi hikayelerin nereden geldiğini, hikayeler, deyimlerin nereden geldiğini, deyimlerin hikayelerinin neler olduğunu güzel, etkileyici, insanı meraklandıran anekdotlarla, hikayelerle, ...yazmış ve güzel de bir dille yazmış İskender Pala. Bu kitabı da okuduğunuz zaman öğretmenliğinize de katkı verecek. Genel kültür anlamında çok güzel bir kitap. Bir sonraki kitaba geçelim. 2, 4, 5, 6. kitap. Bu da eskilerden bir kitap. Ebul Kasım enne Akıllı Deliler isimli kitabı. Ukala-ül Mecanin orijinal ismi. Bu kitabı da şunun için tavsiye edebilirim, bu yaz okumanız anlamında. Yani Tarih boyunca insanların deli olarak gördükleri ve isimleri de kendilerinden sonra yaşamaya devam eden birçok insanın, birçok delinin tırnak içerisinde hayatından anekdotlar veriyor. Yani bir delinin ismi için o öldükten sonra yaşamaya devam eder. Bu hatta yüzyıllar sonra bile böyle kitaplarda yaşamaya devam eder. Bunun örneğini, cevabını diyelim. Bu kitabı okuduktan sonra aslında anlayabilirsiniz. Çünkü bu insanlar aslında toplumun onlara deli sıfatını taktıkları fakat aslında belki de o toplumun bütün delilerinin arasındaki en akıllı ve sözünü esirgemeyecek kadar cesur olanlarına verilen bir isim deli. Bu kitaptaki örneklerden bunları görüyoruz. Yazmış oldukları olaylar, kişiler, ve onların başlarından geçenler ibretlik e, hadiseler. Bunlardan da ders alınabilir. E, son kitaba gelelim. E, yedinci kitap bu yaz rahatlıkla, zevkle okunabilecek kitaplar listesinde. E, o da Abdullah Yıldız Hoca'nın Yusuf'un Üç Gömleği kitabı olsun. E, bu da e, kısa zamanda okunup bitirilebilecek güzel bir kitap. E, hem okunup bitirilebilecek hem de bittiği zaman da Kur'an-ı Kerim'in e, Yüce Allah'ın Kıssaların en güzeli dediği Hazreti Yusuf kıssasının üç farklı boyutunu, üç farklı kırılma noktasını Yusuf'un gömleği üzerinden, Hazreti Yusuf'un gömleği üzerinden anlatmış olduğu çok güzel bir çalışma. Yani bir kıssaya hangi gözle bakılabilir, ondan ibret almak için ona nasıl yaklaşılabilir, nasıl analiz edilebilir? E, farklı olaylar nasıl bir araya getirilip ondan bir bütün manası çıkarılabilir. Onunla ilgili çok güzel bir çalışma yapmış Abdullah Yıldız. Bu kitabı da yedinci kitap olarak anlatmış olalım. E, böylece bu yaz okuyabileceğimizi okuyabileceğinizi tavsiye edebileceğim ki daha çok kitap var ama e, sayıyı arttırmaya çok fazla gerek yok. Yedi kitabı sizinle konuşmuş olduk. E, bu aslında bitmiyor kitaplar burada devam ediyor. 6 kitap daha var burada. Ee, önümüzdeki videoda veya ondan sonraki videoda çok fazla vakit geçmesini de istemiyorum. Bir 6 kitap daha sizinle konuşacağım. İnşallah. E, fakat bu 6 kitabın farklı bir özelliği olacak. Onlar bu yaz okuyabileceğimiz ve yazarı öğretmen olan 6 kitap olacak. E, i̇nşallah ona da ömrümüz e, yeter. Onu da paylaşırız. E, Allah hepimize hayırlı, bereketli geçirebileceğimiz bir yaz nasip etsin. Dünya üzerinde zulme uğrayan kim varsa onlara yardım etsin, zalimi ıslah etsin, etmiyorsa da kahru perişan etsin diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.